Alıcılar kulübü artık böyle kovadan. Tamam mı? Tamam, hoş geldin delikanlı. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldin. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Projeye başlayalım. Biz de şimdi bunu şekillendirmeye için destek vermek için Sayın Müdürümüz Sunar Bey ve Kemal Müdür ve okulun diğer personeli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan dün... Kulübü ben kurdum. Arkadaşım Sunar'la önce düşündüm nasıl bir kulüp kurabiliriz. En mantıklı bulduğumuz empati kulübü oldu. Evet. Sonra arkadaşım Tunar ismini, kulübün ismini minimine empati koydu. Aha. Sonra ben o elinizde aldığımız afişi hazırladım. Ne yapmayı düşünüyoruz? Daha kurduk, güzel. Gelecekte ne yapacaksınız? Planladığımız bazı şeyler kedilere, köpeklere yem mama kapları, yem kapları planlıyoruz. Kampanya başlatacağız. Hayvanların, köpeklerin. Evet. Herkes 1 lira verecek. O parayla da yem alacağız. Ne yardım edeceğiz yani hayvanlara, yaşlılara, bitkilere. Yaşlılara nasıl düşünüyorsunuz? Yaşlılara onları ziyarete giderek. Güzel. Orman yangınlarına, denizlerin pislenmesine de onlara göre bazı çeşitliyorlar. Olmuş olmanız, bunları düşünüyor olmanız sevindirecek. Demek ki gelecek güvende. Yani sizlere emanet edeceğimize göre ülkemizi, beldemizi bu tür konularda hayvanlardan insanlara, çevreye her konuda hassasiyet göstermiş olmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Kendimizi güvende hissedebiliriz inşallah. Bütün dünyada bütün canlılara sizin anlattığı gibi aslında mamalar, evler yapmayı düşünüyoruz. Gelecekte de doğayı kirletmemek gibi düşünüyoruz. Zaten elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Peki. Yaşlara moral vereceğiz, kitap okuyacağız. Bir tane veya iki tane peçesini, bir tane buzdolabının bir köşesinden atacağız. Aşağıdan köpek musluğu. Bir projemiz var. Ve ilk okulda engellimiz olabilir. Bütün engelliler doğuştan engelli değil. Dolayısıyla onların yaşamını kolaylaştırmak, bizimle eşit koşullarda aynı imkanlarla yaşamasını sağlamak insanlık görevimiz. Ben malaya öyle bakıyorum. Siz neyi ne kadar hak ediyorsanız onlar da aynısını hak ediyor. Ama onların o haklarını kullanmalı takım kısıtları var. Onları işte hep birlikte toplumsal duyarlılık uyandırıp gereğini yaparak ama anlayıp öncelikle de kafamızda düşünerek, anlayış olarak onlarla eşit olduğumuzu, eşit haklara sahip olduğumuzu kafamızdan hiç çıkartmadan birlikte yaşamayı güzel bir şekilde başarmamız lazım. Katıldınız mı hiç? Yok, hatırlamıyorum, yapmadık. Yapmadık biz. Biraz da bizim, yani sizin yaşlarınızdayken empatik kavramı başka türlü belki anlatılıyor. Pek empati kelimesi çok kullanılan bir kelime değil bizim. 40 sene önce. Yaşlar kaç? 9-10 mu? 9-10 benim 11. 10 işte, evet. Ben de 50 yaşında olduğuma göre demek ki 40 sene önce oluyor yaklaşık. Benzer bir olay yaşadınız mı siz daha önce? Hayır, tabii ki benzer şeyler yaşadık mutlaka. Yani mesela bizim lisedeyken bir engelli arkadaşımız vardı. Yani
yürümeyle ilgili vardı. Toplumun içinde var, gençler bu. Evet. Biz hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de %100 bilinmemekle birlikte nüfusun %2'sinden %10-11'ine kadar hatta engelli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla ben kendi anlayışım itibariyle ben neyi hak ediyorsam, neden istifade ediyorsam, engellilere de hepsini aynı kolaylıkta sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki destekleriz ama şunu unutmamamızı öneririm. Ben açık sözlüyüm. Bu şehirde 813 tane okul var. Ben hepsinde sorumluyum. Şimdi bizim sizden başlatılan bu kitap okuma alışkanlığını okullarda görüyoruz. Öğrencilerimizin burada isteklerinin üzerinde huzur evlerinde yaşayan yaşlılarımız, annelerimiz, büyüklerimiz orada. Onlara gidip Hizmetler Müdürlüğü'nün yanında bir huzur evi var. Belediyenin, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu bir yer. Biliyorum, gittiğim yerlerden birisi. Oraya gitti çocuklar. Orada yaşlılarımızla beraber şiir okudular, şarkılar söylediler. Hani o sorduk orada, hani bizden ne beklersiniz diye. Çocukların ilk söylediği şey kitap okumaya geleceğiz dediler. Hani o kadar benimsemişler ki artık bunu. Bence huzur evine gitmeye gerek yok. Şöyle, mesela Sındırgı ilçemizde bunu ilçe olarak yaptılar. İlkokulların çoğu yaptı orada. Yaşlılara, ilçede yaşayan yaşlılara gidip başta kendi mahalleleri olmak üzere onların işte isteklerini, hangi konuda kitap okuyalım size, kimi tarih diyor, kimi dini kitap diyor, ne arzu ediyorsa macera diyor. Orada yapılıyor bu. Ben de hatta gittim, katıldım lansmanına. Yani huzur evinden çok mahallenizde bir şey yaratırsanız daha hoş olur. Hem o insanları mutlu etmiş olursunuz. Özellikle de böyle pek evinden çıkamayanlar tercih edilirse, yani yaşı itibariyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Burada geçtim. Altındurlu bir buzdolabı vardı. Bir öğrenci elimizde sanayide motor ustası içine bir mekanizma geliştirdi. Yukarıdan bir bölüm açtık. Pet şişeyi içine attığımız zaman otomatik olarak aşağıdan köpek maması veriyor. Yani amaç burada hem çevre temiz tutmak, hem geri dönüşüm bilincini kazandırmak, hem de işte hayvan sevgisini yaşamak. Olur da başarılı olursa bu çalışma, yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetlerini yapacağız. Belediyeyle temas kurma çalışmaya gerekiyor. Yani ben o konuda belediyeyle bir irtibat kurmanızı tavsiye ederim. Ben daha önce belediyecilik yaptım. Biz yıllar önce Kocaeli'nde Mamamatik diye makineleri var zaten. Evet. Onları belli yerlere koyduk. Ayakkabının yapısını biliyorsunuz sayın var. Köpek, kedi, nüfusu oldukça fazla. Biz zaten okul bahçesinde bunu ilk etapta uygulayacağız. Çocuklar aldıkları mamaları... Okul bahçesine de dikkat edin. Tabii. Yazın değil de kış aylarında karınlarını doyurmadan problem yaşıyor hayvanlar. Soğuk bu işi. Yazın pek ihtiyaç olmuyor. Bir şekilde hallediyorlar da. Bizim de çocuklarla beraber bir son sorumuz var size. Size demin afiş yaptık üyelerimiz arasında. Sizi de gönüllü üye olarak orada bize isminizi yazar mısınız? Ben yazıyorsam. Liste şeyin devamında, çocukların arasında. Devam. Biz ne veriyoruz? Efendim, kitap ve denge oyunu. Buyurun, şöyle gelip bakalım. Kitaplar okunmak için veriliyor yalnız ha. Hediye ettiğim bütün kitapların okunmasını istiyorum. Ben de bana hediye edilen kitapları ben de okuyorum. Böyle sakın kütüphaneye koymayın okumadan. Ben sorarım. Oğlum ben takip ederim. Bugün valiliğe gitmiştik. Valinin yanındaydık. Valiyle beraber konuştuk. Çalışmalarımız ne? Kulübü nasıl kurduk? Öyle değişik sorular sorduk. Bizim de bazı ilgimizi çeken soruları valiye sorduk. Çok teşekkür ederim. Sohbet ettik.
problemi var. Bence güzel bir duyguydu. Gurur vereceğiz yani. Valiliğe gittik. Balıkesir'de. Çok güzel bir duyguydu. Onunla konuştuk. Benim duygularım da Balıkesir Valiliğine geldik. Şimdi gideceğiz hatta. Yani güzel, gurur verici. İyi bir duyguydu. Ben çok beğendim bunu. Ara sırada konuştuk, sorular sorduk birbirimize.